Evet, 7. konuşmamız geliyor. Kızlar, heyecanlı mısınız? Evet, Estela Dur Türkiye CEO'su Sayın Ahmet Ramiz geliyor. Ahmet Ramiz, 1 Ekim 1963 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimini Kahire Mısır'da Al-Orman Lisesi'nde tamamladıktan sonra yüksek öğretimini Paris'te Farah Pehlevi, Henri Post gibi önemli isimlerin de öğrenim gördü. École Supérieure Architecture Mimarlık Okulu'nda 1989 yılında tamamlamıştır. 1988-1989 yılları arasında Paris'te Kuna Brühlmann Mimarlık Firması'nda stajyerlik yaptıktan sonra 1989 yılında profesyonel meslek hayatına Chanel markasının Dubai merkezinde mimar olarak başlamıştır. Ardından 1991-1994 tarihleri arasında Cidde, Suudi Arabistan'da Le Printemps firmasında genel müdür yardımcılığı yapmış ve kariyerine 1994-1997 yılları arasında Klinik markasının Orta Doğu ve Afrika Bölge Müdürlüğü göreviyle devam etmiştir. Günümüzde de Estée Lauder şirketinin Türkiye Genel Müdürü olarak çalışma hayatına devam etmekte olan Ahmet Ramiz, evli ve iki çocuk babasıdır. Konuşmasını yapmak üzere kendisini davet ediyoruz. Video sessiz sanıyorum. Sessiz kalsın. Bizi bir şekilde tanıtıyor. Markalarımızı vesaire. Göreceksiniz. Sesim biraz tuhaf geliyor. Kendimi tanıyamadım. Neyse. Ben sizi çok iyi tanıyorum. Çünkü komşuyum size. Çok yakında oturuyorum. Bu üniversiteyi her gün 5 senedir veya 6 senedir hafriyatından başlayıp her gün tuğla ne kadar koydular, beton ne kadar döktüler, hepsini çok iyi biliyorum. Biraz bilgi almak istiyorsanız, burası nasıl inşa edildiğine vesaire size yardımcı olabiliyorum. Hatta ve hatta, söyledim insan kaynaklarına, çok kızmıştım, telefon da açmıştım belediyeye, nasıl bir üniversite biter ve üst geçiş daha bitmeden. Ve defalarca yazdım belediyeye, İstanbul Belediyesi'ne vesaire. Kızlarımız yolda geçerken vesaire ne kadar zor durumda kaldıklarını görüyordum. Ve her gün bu misyonu aldım. Ben burasının üst geçişini yaptırmak zorundayım talebeler için. Sonra da aradılar beni bir gün. Sizin talebiniz kaleye aldık. İşte ışıklar koydular filan falan. Dedim çok güzel, şimdi ben başka bir üniversiteye veya başka yerlere misyonumu devam etmeye çalışacağım. Profilim biraz değişik, normal bir profile benzemiyor. Çünkü ben ters bir şekilde göçmen Türkiye'ye, yurt dışında büyüdüm, yurt dışında okudum. Yurt dışında üniversiteyi, mesleğimi başlamıştım. Ama tek hayalim vardı, Türkiye'ye dönmek ve Türkiye'ye çalışmak. Ve bunu bir şekilde aklıma koymuştum, bunu yapacağım. Ve 34 yaşındayken Türkiye'ye döndüm ve Türkiye'ye devam ettim çalışmaya. Bugünkü benim size söylemek istediğim galiba arkadaşlarla konuştuğumda...
kafanızdaki sorular, çünkü benim de oğlum sizin yaşınızda, o da üniversite 2'de, 3'te, pardon, aynı soruları bazen soruyor bana. Sizin kafanızdaki bazı sorular, nasıl bir şekilde geleceği nasıl görüyorsun, gelecekte ne olabilirsin, ne yapabiliriz, bu iş dünyası nasıl değişiyor? Bütün bunları biraz ya sizden soru alarak bunlara cevap vereceğim ya da biraz hikaye olarak kendimi anlatarak siz de bir şekilde esinebilirsiniz ve feyiz alabilirsiniz yaşadığım şeylerden. Ben ilk koyduğum merak hayatımda lisan. İlla ki bir lisan değil, iki lisan değil, üç lisan, dört dil konuşuyorum. Ve bunu ben kendim yaptım. Yani kimse bana elimden alıp hadi gel oğlum birinci lisanı öğreteceğim, sonra ikincisini öğreteceğim falan değil. Ben kendim illa ki öğrenmeye çalıştım. Bugün 56 yaşındayım. Yeniden beşinci lisanı öğrenmeye 2 senedir her hafta 3 saat boyunca gidiyorum. Demek istediğim burada, sizin koyacağınız kendinize hedef ve sizin vaktinizden vereceğiniz bir şey sizin hayatınızı yönlendirecek. Ben CV'mde koyduğum zaman 24 yaşındaydım o zaman. Üniversiteyi bitirdim. 3 tane 4 tane lisanı konuştuğumda hemen şeyler gelmeye başlamıştı. Bize gelir misin? Anladım ki çok önemli bir şeydi ve ona göre seçmeye başladım. Ve uluslararası bir kariyere başlattım. Ama bu dünyanın sonu değil. Ha 25 yaşında oldum, ha 35 yaşında. 56 yaşındayım şimdi, yeniden başka bir lisan konuşmaya arzu ediyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. İki, üniversiteyi bitirdim. Bir bölüme girdim, bir üniversiteyi kazandım ama beğenmedim. 2 sene okudum, dedim ben burada okumayacağım. Çok iyi hatırlıyorum, aileme gittim, dedim ki ben gidiyorum. Oğlum nereye gidiyorsun? Dedim ben Fransa'ya gidiyorum, okuyacağım. Ama dediler bizim paramız yok. Sizi nasıl Fransa'ya götüreceğim? Artı Fransa çok iyi konuşmuyorum. Dedim ben gideceğim, orada okuyacağım. Ve aklıma koydum, çünkü bu bölüm mimarlıktı. Çok iyi Sorbonne'da bir şeyi var. Güzel sanatların bölümü var. Orada okuyacağım. Ve fiilen 18 yaşındayken herhangi bir şekilde ne maddi ne manevi, ne orada amcam var, teyzem var bekliyor, ne orada bir banka hesabım var, bir şekilde beni rahatlatacak. Ne varsa ne yoksa 2 kuruş verdiler elime. Oğlum sen bilirsin. Ve bir çantamı aldım. Bavre'ye çok iyi hatırlıyorum. İndim. Ve o indiğim gün zaten bir yola girmiştim. O indiğim gün çok iyi hatırlıyorum. O Charles de Gaulle'da indim. 2 tane valizim vardı yanımda. Adres sormak için hangi adresi soracağı da yok elimde. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Ama bildim ki o indiğim gün orada başlangıç başladı. Ve her şeyi orada, o üniversitenin arayışı, o üniversitenin girmesi, lisanı daha iyi konuşması vesaire. Kimse bana elimden almadı. Çünkü çoğu gençler sanıyorlar ki bizi götürmediler ki, bize sormadılar ki, bize yapmadılar ki. Ve oradan başladıktan sonra üniversiteye 8-9 sene okudum. Çünkü Fransa'da çok uzun bir mimarlık okulu. Çok uzun oluyor. Son sene, proje senesi. Ha 1 sene üzerinde, ha 3 sene üzerinde. İstanbul üzerinde çok büyük bir proje yaptım ve geçtim. Ve yurt dışında çalıştım. Sonra kel alaka kozmetiğe geçtim. Şimdi biraz ekonomi kulübü galiba ve kozmetikten biraz konuşmak istiyorum. Dünyada en büyük ticaret yapılan şey dünyada nedir birinci sırada? Bilir misiniz? Efendim? Beslem. Ne? Sağlık. Ne yazık ki bilmediniz. Silah ticareti.
Okey. İkinci en büyük ticareti yapan dünyada işte kişisel bakım. Yani çok büyük bir para dönüyor ve çok büyük bir ticaret. Kişisel bakım ne demek? İşte bizim koyduğumuz krem veya güzellik ürünleri değil. Her şey kişisel bakımdan. Sabundan, deodorandan, şampuanından, gördüğümüz, kullandığımız her gün o kullandığımız ürünlerden kişisel bakım altına girecek. O güne kadar ben üniversiteyi bitirmişim, mimarlık okumuşum, projeler yapıyorum. Kişisel bakım bu kadar büyük olduğunu herhangi bir şekilde merak sarmamıştı bana. Sonra da merak sardı çünkü teklifler geldi ve yavaş yavaş o işe girdim. Ve çok sevdim o işi. Bugün Estée Lauder şirketlerinde, Estée Lauder deyince bir aile firması. Bu aile firması Mrs. Lauder, yani Estée Lauder kendisi kurdu 1946'da. Ve 1946'da bir markayla çıkıyor kendi adına ve bugün aşağı yukarı 60'tan fazla bir marka barındırıyor. Güzel markalarımız var, sevdiğiniz bazı markalarınız var veya tanıdığınız bazı markalarımız var. Ama marka meselesi değil. Her marka bir karakteri var, her markaya bir şahsiyeti var, her marka bir sunumu var. Ve ben o bütün o markalarla her gün problemleriyle, her gün duruşlarıyla, her gün nasıl hedeflerini Türkiye'de ulaştırabileceğimizi, yapacağımızı çalışıyorum arkadaşlarla. Türkiye'yi odak ülke haline getirdim. Kolay değildi. Türkiye 7 tane ülke var dünyada. 10 sene üst üste odak ülke olduğumuzu söylemek istedim. 1000 kişi çalıştırıyoruz. Çok büyük istihdam sağlıyoruz Türkiye'de. Ve çok güzel ofislerimiz var. Sonradan bizi arayabilirsin Nurseli burada. Ve davet edebiliriz, gelebilirsiniz, nasıl çalıştığımızı da görebilirsiniz, hangi ortamda da çalıştığımızı da görebilirsiniz. Çünkü ben inanıyorum, ne kadar güzel bir ortam yaratırsan o kadar daha verim alacağınızı çalışanlardan biliyorum. Hayallerim ne? Hayallerim bu işi gençlere bırakmak. Ne demek? Benden daha iyi, çok insanlar bu işi daha iyi yapacağına inanıyorum. Ama ne yazık ki iş gördüğünüz gibi iş olmayacak. İşte orada bizim aramızda, bu odanın sizin hepinizden buradan görüyorum, yeni jenerasyon çıkacak. Ama bizim bugünkü yaptığımız iş 5 sene sonra, 10 sene sonra benim yaptığım gibi olmayacak. Çünkü ben bugün 5 sene öncesine göre işimi yapmıyorum, çok değiştim. Veya 10 sene önceki gibi değilim. Bakın çok güzel bir şey söylüyorum, dinleyin. İş bir aile müessesi gibi değil. Yani nasıl diyeyim? Baban, annen, her gün tanıdığın baban, tanıdığın annen ve bir şekilde yaşın büyüyor, baban aynı kalıyor, annen aynı kalıyor. Ama iş öyle değil. İş değişken bir şey. İş her gün değişiyor. Ve değişmek zorunda. Çünkü yaşayan bir şey ve çok insanların arasında yaşamak zorunda. Duygusal tarafı var ama ticari tarafı çok ön planda olduğu için bu değişime her zaman çok hızlı bir şekilde yapılmalı. Ama o değişim iş anlamda, metafor onu düşünsenize, bir iş ne demek? Tutulacak bir şey değil. Yani yok, yani iş diyorsun, yok diyorsun, bak iş diyorsun, yok iş. Yani tutamıyorsun. İşi yapan biziz. O zaman değişen ortam hızlıysa ve değişen ortam değişiyorsa demek ki ben öyle olmalıyım. O nedenle ben 5 sene sonra, kim bizden bu işi 5 sene sonra görüyorsa nasıl olacak? O daha hızlı ilerleyecek. Kim bu işi dediğim gibi çok konservatif veya konvansiyonel bir şekilde görüyorsa o kaldı kalıpta kalacak. Yani demek istediğim, yeniden açıklayayım bir şekilde, kalıp içinde kalmayın, kalıp dışında kalın. Çünkü bütün gördüğünüz örnekler dünyada kalıp dışına çıkan insanlar
onlar bir şekilde ön plana çıkıyor. Bunu söylemek istedim. Sizden soru varsa veya bir şey konuşmak, bir şey soracağınız varsa ben soru alıyorum, almak isterim. Merakım hayatta, yani en çok merak ettiğim şey veya benim hobim, onu söyleyeyim, felsefe okumak ve herhangi bir şekilde hiçbir şeyi, zaten burada çalışan ekibim var, olduğu gibi kabullenemiyorum. Her şeyi sorguluyorum. Kırmızı diyorlar, diyorum ki neden? Diyorlar ki bak kırmızı, hayır diyorum ki bakın altına başka bir renk var. Yani sorgulayın, durmadan ilerleyebilirsin. Buyurun. Cildimi beğenen bir hanımefendi oldu. yani dinleyin şey, her gün galiba bu biraz sakal modası çıktığı için krem kullanıyorum, doğru, ama krem kullanıyorum bu şekilde değil, işte güzelleşeyim, yarın daha güzel olayım, Yeşim Hanım beni daha güzel bulsun için değil, hayır, kendime bir şekilde saygımla ilgili, şayet ben senin önünde geliyorsam, çıkıyorsam buraya, konuşuyorsam, evet cildim temiz olmalı, evet daha prezentable olmalıyım, evet daha güzel kokmalıyım. Bunu bir şekilde insanlar birbirine bir saygı olarak görmesi lazım. Ben bazı insanlar görüyorum, çıkıyorlar herhangi bir şekilde saçını taramamış vesaire. Problem dediğim gibi bu bir saygı meselesi. Ha buyurun. Hayvan deneyi için hayvan deneyim için bütün ürünlerimiz hayvan deneyi tabi değil, hepsinde değil, hiçbirinde değil ve iddialarımız var vesaire. Yalnız bir ülke var, Çin'de. Ürünü satmak istiyorsan Çin'de hayvan deneyimini kendisi, yani ülke kendisi deniyor, sonradan alıyor o ürünü ülkesine. Örnek anlamda ben bunu satmak istiyorum Çin'e. Çin devleti alıyor o ürünü. Bildiğimize göre evet hayvan deneyimini yapıyor. Ama biz bunu kesinlikle kayla anlamda veya bunun yapılmasını istiyoruz veya istemiyoruz değil. O ülke kendisi yapıyor. Ama biz şirket anlamda deney üzerine herhangi bir şekilde bir şey yapmıyoruz. Bazı markalarımız da Çin'de de satılmıyor bu nedenle. Başka soru yok. Buyurun. Risk mi görüyorsun? Risk dedi. risk mi dedim? Ben risk görmedim olayda. Aslında ilerlemen için her zaman risk alman lazım. İlerlemen için. Ben bir tecrübeye girdim. Düşün, mesela bir kız arkadaşın var. Sonradan ayrılıyorsunuz. Sonradan başkasıyla tanışıyorsunuz. Sonra hayat devam ediyor. Sonra başkasıyla tanışıyorsunuz. Bu hayat devam ediyor. Demek istediğim bu bir risk değil. Bu bir süreç. Ve bu süreç döneminde bir şeyler kazanıyorsun. Ben mimarlık okudum. Estetik vesaire. Çok güzel. Çok sevdiğim bir meslek. Yaptım, çalıştım. Sonradan hayat yavaş yavaş, nasıl bir kız arkadaşla tanıştığım gibi, bu yeni bir yeni bir tecrübeyle beni hayat aldı. Orada da çok mutlu oldum, çok sevdim. İş olarak her 25 senedir aynı şirketteyim. Şayet sevmeseydim yaptığımı,
Kesinlikle devam etmezdim. Sadık birisiyim. 25 senedir çok sevdiğim şirkette çalıştığım için, çünkü aile değerleri çok yüksek bir şirket olduğu için. Biliyor musunuz nasıl bir şirkette kalıyorsunuz veya kalmıyorsunuz? Şayet o şirket size değer veriyorsa birey olarak size, o şirkete bağlanıyorsunuz. Ve bize, bütün çalışanlara birey anlamda çok önem veren bir şirket. O nedenle çalışan çoğu insanlar bizde, mutluluğu oranı çok yüksek bizde. Cildim hakkında soracaksan bakın bir şey söyleyeyim. Şimdi diyor ki 24 yaşındayken nasıl 4 lisan öğrendin ve taktik anlamda ne? Ben ölü vakit. Türkiye, İstanbul'un trafiğini yaşamayan birisi var mı aranızda? Hepiniz yaşıyorsunuz değil mi? İnan bana. Walkman'ı takın. Sanıyorum ki 4 sene içinde iki dil öğrenebilirsiniz. Çünkü o 1 saatlik yol veya otobüste seyahatinizde her gün yeni bir ders, bir şey öğrenebilirsiniz. Ben yolda giderken, gelirken durmadan bir şeyler dinliyorum ki geliştirmem için konuş. Her zaman öyleydi zaten. Ölü vakitini bulman lazım, değerlendirmen lazım. O ölü vakiti bulabilirsin. Yani bakın, trafik meselesi, otobüste gelirken bir saatse koy al, İtalyanca öğrenmek istiyorsun. Her gün başlat ve git. Bir bakacaksın, otomatikman ilerleyeceksin. Bulabilirsin ama sen kendin koy. Öğrenmek istiyorsan öğreneceksin. Ama hiç kimse senin elinden gel kızım öğreteyim demeyecek. Onu bil ki. Ben size hayatınız yeni başlayacak, iş hayatınız çok yakında. İnanıyorum ki çok 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 güzel şeyler sizi bekliyor. Sizin fırsatlarınız bu yeni dönemde bizden daha çok büyük. Çünkü iletişim dünyasında fırsatlarınız daha yüksek. Bizim zamanımızda o iletişim yoktu. Şimdi her iletişimi kurabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde cevap da alabiliyorsunuz. İletişim ağları çok çok artık kompleks hale gelmiş. Ve onu iyi bilen insanlar daha ön plana çıkacak. O nedenle bazılarınız bunlar hayatları çok daha kolaydı. O nedenle oldu değil. Bizim hayatımız bugünkü sizden çok daha zordu. Düşünsenize, bizim zamanımızda bir CV göndermek için bir postacıya bağlıydı. Acaba postacı o mektubu götürdü mü götürmedi mi? Çünkü received göremiyorduk. Aldı göremiyorduk. Şimdi bir mail attığınızda karşı tarafı aldı mı almadı mı görebiliyorsunuz. O nedenle sizin fırsatınız çok daha yüksek bu yeni dönemde. Tek ben size tavsiyem olacaksa bir şey, kalıp dışı kalın, sorgulayın. Herhangi bir şekilde birisi size söylediği için doğru olmayabilir. Bakın, kimse size bir şey söylediyse o doğru olmayabilir. Bilmeniz lazım. En yakın insanınız da dahil. Çünkü biz bilmiyoruz. Biz her şeyi bilmiyoruz. Ben iddiada bulunamıyorum. Benim annem babam her şeyi biliyorlar. Onlar bir şeyler aktardılar bana. Ama sorgulamam lazım. Ve bu sorgulanın üzerinde üstüne koya koya bu hayatta yeni tecrübeler, yeni hayatlar yaşayacaksınız. Size mutluluk ve güzel kariyer beklesin size. Sağ olun.
Sağ olun. Konuşmalarından dolayı Sayın Ahmet Ramiz'e teşekkür ediyoruz. Plaketini kurucu yönetim kurulumuz, eş başkanımız Tevfik verecek. Sağ olun hocam, sağ olun, sağ olun. Arkadaşlar dağılmayalım, yavaş yavaş çekilişlere geliyoruz çünkü. Hızlı hızlı geliyoruz. Dağılmayın, oturun. Burada yanlış duracağız. Tamam. Şey yapıyoruz.